Sevgili TRT 24 izleyicileri, dünya haline hoş geldiniz. Ee, bu hafta Ensar aramızda yok, onu küçük bir izne gönderdik. O yüzden programın tadı biraz eksik olacak. Ama ben size özellikle son 4-5 günde e, dünyada olanları e, ekrana yansıtmaya çalışacağım. Size bir dünya tur attırmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, Orta Doğu'da malum gündem çok hızlı. E, biz bu programı salı günü kaydalıyoruz. Tek başına bir saat canlı yayın yapmak öyle çok kolay değil. Herkesin harcı değil. E, buradan da Bülent abiye... E, selamlarımızı iletelim. Yani bir saat boyunca canlı yayın yapabilmek için tek başına biraz Bülent abi gibi e, tecrübeli olmak lazım, işine ehli olmak lazım. E, bugünkü programda iki tane ülke var. Yani yıllardır görülmeyen e, şiddete tanı tanıklık ettiği iki tane ülke Bangladeş ve İngiltere. Buralara bakacağız. Ondan sonrasında Orta Doğu'ya odaklanacağız. Sonrasında kısa bir Rusya ve Ukrayna cephesine değineceğiz. En sonunda olimpiyatlarla bitireceğiz. Öncelikle Bangladeş'te başlayalım. Bangladeş'te 15 yıllık iktidarı öğrenciler yıktı. 15 yıldır ülkeyi yönetiyordu otoriter lider Şeyh Hasina. Yani 76 yaşında bir kadındı ki zaten babası da Bangladeş'in o Pakistan'a karşı verilmiş savaşta çok önemli bir yer tutuyor. Yani daha önce de ülkede başbakanlık yaptı. Sonrasında gücü kaybetti. Sonra 2009'a tekrar geldi ve pazartesi günü helikopterini atlayıp ülkeyi terk etti. Çünkü göstericiler başbakanlık sarayını bastılar ordu kaçan başbakanın ardından bir açıklama yaptı. Başbakan istifa etti. E, yerine geçici hükümet kurulacak dediler. Son seçimler bu sene, 2024'ün Ocak ayında yapılmıştı. E, yasaklı olan muhalif vardı. Yani bazı muhaliflerin seçime girmesi yasaktı. İçeride olan muhalifler vardı. Diğer taraftan e, kalan muhalifler, muhaliflerden de, hani en önemli muhalif diyebileceğimiz partide e, seçimi boykot etmişti. Yani ortada aslında bir seçim yoktu. Dediğim gibi 2009'dan beri gücü elinde bulunduruyordu ve e, Hani Otoriterleşmişti son yıllarda özellikle ki göstericiler ona e, diktatör diyorlardı, diktatör olmak da suçluyorlardı. Ordu şimdilik R yaptı, yani haşina e, ülkeden kaçınca ve e, şu an e, ordu biraz da göstericilerle e, barışmaya çalışıyor. Bize güvenin, suçları cezalandıracağız diyorlar. Ama daha birkaç gün öncesinde pazar günü, yani onlarca gösterici öldürüldü pazar günü, e, internet kesildi, sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Ee, ama göstericiler, göstericiler adeta ölen arkadaşları için adalet istediler, ee, Başbakan'a meydan okudular. Ölümü göze alıp, Pazartesi günü ölümü göze alıp Başbakanlık Sarayı'na yürüdüler. Ve kaçan, e, pes eden başbakan oldu. Hindistan'a kaçtı helikopteriyle. Ee, peki buraya nasıl gelindi? İsterseniz biraz ona bakalım. Bangladeş'te yani bir aydan daha uzun süre oldu bu gösteriler başlayalı. Öğrenciler başlattı bu protestoları. Sebebi neydi? Sebebi de bir kota sistemiydi. E, Bangladeş siyasetinde ordu, Bangladeş ordusu ve Hindistan önemli bir yer tutuyor. Yani özgür ağırlıkları var diyebiliriz. E, Türkiye'deki gibi de değil. yani Gerçekten özgür bir ağırlıkları var. E, ve özellikle bu ordu mensuplarına, e, işte onların torununa, torbasına bir kota ayrılıyor. Bir kota sistemi var. Öğrenciler de bunun için ay ayaklandılar. Yani özellikle kamudaki işler için e, öğrenciler artık ümitsizlenmeye başlamıştı. Çünkü çok ciddi bir kota sistemi var. Ve e, hani birilerinin, işte ordudaki birilerinin e, torunu, torbası olduğunuzda, oğlu olduğunuzda vesaire, o işleri, o işler sizin için özel olarak açılıyor. Haliyle diğer gençlerde, diğer öğrencilerde bu işlere girmesi çok zor oluyordu. E, bu protestolar büyümeye başladı ve Temmuz ayında, yani geçen ay, yaklaşık 200 tane protestocu hayatını kaybetti. E, bunların çoğu polis e, şiddetiyle öldürüldü, polis tarafından vuruldu. E, ama bu protestolar e, bir yerde e, işe yaradı. Yani 200 kişi hayatını kaybetti evet ama e, hükümet ve e, yüksek mahkeme geri adım attı. Yani öğrenciler aslında e, istediklerini kısmen aldılar. Bu kota %30'dan %5'e e düşürüldü. Yani öğrenciler bu kota noktasında kota noktasında istediklerini aldılar ama e, durmadılar. Sonrasında tekrar sokağa indiler. Çünkü bu sefer de öldürülen arkadaşlar için adalet istediler. Yani artık e, protestocuların tek bir hedefi vardı. O da Başbakan'ın istifası. Yani ee, hiçbir şekilde sokaklardan geri, çek, geri çekilmeyeceklerini söylediler. Tek bir hedeflerimiz var dediler. O da başbakan istifa edecek. Ee, ve pazar günü, asıl olayların e, patlak verdiği artık, zirvenin yaşandığı gün pazar günü diyebiliriz. Çünkü bu öğrenciler, öğrenci birlikleri e, sivil itaatsizlik çağrıları yaptılar. Yani diyorlar ki halka vergilerinizi ödemeyin, faturalarınızı ödemeyin, fabrikaları kapatın, çalışmayın. Hükümeti çalışamaz hale getirelim dediler. Ve bu sivil itaatsizliğin ilk günü, yani pazar günü, gösterilerde sadece pazar günkü gösterilerde yüze yakın insan öldü. polis ölenlerde 14'ü polis dedi. Hükümet karşılar, bu protestocular sadece e, polis de değil aynı zamanda hükümet yanlısı gruplarla da ülkenin bazı yerlerinde çatıştı. Ve başbakan da söylemini ciddi anlamda değiştirdi. Eskiden biraz daha hani öğrenciler, göstericiler, protestocular derken pazar günü artık e, suçlu, terörist olarak nitelemeye başladı bunları. E, Ordu da tabii ki daha pazar gününe kadar başbakanın yanındaydı. E, sokağa çıkma yasağı ilan edildi ülkede. Üç günlük tatil ilan edildi ama aslında hani bu tatil değil, sokağa çıkma yasağının e, uygulanması için e, böyle bir karar alındı. E, i̇nterneti kestiler. E, Türkiye'de Instagram'ın kesilmesi gibi orada bütün interneti kestiler. E, son iki haftada 11 bine yakın e, muhalif gösterici, e, çoğu öğrenci gözaltına alındı. Ama bunlara rağmen öğrenciler pes etmediler. E, sokaklarda mücadelesini sürdürdüler ve başbakanın e, istifasını istemeye devam ettiler. E, başbakan çok sıcak bakmıyordu. Pazar günü bile hani duruşu e, hani şu yorumlara sahip oluyordu. Başbakan istifa etmeyecek. Ama e, bu alınan önlemler de işe yaramadı. Yani sokağa çıkma yasakları da işe yaramadı, internet kesmeleri de işe yaramadı. Pazartesi günü yani daha sanki bir gün önce onlarca arkadaşları öldürülmemiş gibi e, bu kalabalık daha öfkeli bir şekilde yine Sokakları doldurdu. Hükümet sarayına yürüdüler bu sefer. Yani adeta ölümü göze aldılar ki zaten pazartesi günkü olaylarda da 56 kişi hayatını kaybetti. Ama ne yaptılar ettiler? Başbakanlık sarayını bastılar ve Hasina Hasina'da kız kardeşini alarak ülkeyi terk etti. Hindistan'a kaçtı helikopteriyle beraber. Dediğim gibi ordu bir açıklama yayınladı. Şimdi geçici hükümet kurulacak. Eski başbakan ve şimdiki muhalefet lideri hapisteydi. Hapisten çıkarıldı. Meclis feshedildi, yeni seçimler yapılacak. Yani tabii ki uluslararası e, toplumdan e, özellikle orduya uyarılar geliyor. Yani demokrasiye geçin, aman arada hani yanlış şeyler yapmayın bir ordu yönetimi gibi. Ama ordunun da çok bir seçeneği yok. Çünkü eğer ordu e, ülkeyi seçimlere götürmezse, demokratik seçimlere götürmezse ordu da çok farkında. Yani başbakan dayanamadı. E, e, yani öğrenciler çok kararlı gözüküyor. Ordunun da çok bir seçeneği yok gibi ki zaten e, ordu... Genelkurmay Başkanı diyelim, o da öğrencilerle görüşüyor. Biraz daha e, demokratik bir dönüşüm olacak gibi duruyor e, Bangladeş'te. Yani 15 yıllık iktidarın sonunu e, adaletsizlikten diyelim, haksızlıktan yıkan e, gençler getirdi Bangladeş'te. Dediğimiz gibi bedeli ağır oldu yani yüzlerce öldürüldü. E, ama e, sonunda başardılar. E, tabii ki şimdiye kadarki mücadele fazlasıyla e, değerli ve zorluydu ama bundan sonra da e, çok kolay olmayacak Bangladeş'te bir değişim süreci yaşanacak. Bakalım bu süreç önümüzdeki günlerde bize neler gösterecek. E, daha az, özgür ve adil bir ülke diyeleyelim e, Bangladeş'e. Özellikle e, umarız Bangladeş'teki gençler için daha parlak bir gelecek olur. E, Bangladeş'le ilgili ben şunu söylemek istiyorum yalnız yani bu demokrasi özgürlük endeksleri var biliyorsunuz Freedom House var daha birçok endeks var böyle demokrasiyi ölçen. E, orada şunu görüyoruz Bangladeş Türkiye'den çok daha iyi bir durumda. Yani internet özgürlüğünde çok daha önümüzdeler ki bunu zaten şuradan görebilirsiniz. Yani Başbakan gitme noktasına geldiğinde artık protestolar o noktaya geldiğinde interneti kesti. Ama Türkiye'de işte sosyal medya yasaklı Instagram biliyorsunuz. Yani bu herhangi bir şekilde hükümet açıklama yapma ihtiyacı bile hissetmiyor. Bu sosyal medya hesaplarını kapatırken, bir takım hesapları yasaklarken, tümünden Twitter'ı, sosyal Instagram'ı yasaklarken herhangi bir şekilde bir açıklamaya yapma ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Diğer taraftan Açıkçası Türkiye halkı da bunu e, bir şekilde kanıksamış gibi duruyor. Yani bunu garipsenmiyor. E, bu gibi platformların kapanması, açılması Erdoğan ya da hükümetin keyfine göre üzerinde bir takım çalışmalar yapılması e, artık bunu Türkiye'dekilerin kanıksamış olduğunu söyleyebiliriz. E, siyasi ta siyasi atlara baktığımızda benzer tablo var iki ülke arasında ama yine sivil özgürlükler noktasında e, Bangladeş'in Türkiye'nin çok çok önünde olduğunu söylemek lazım. Yani Bangladeş e, mevzu bahis demokrasi ise ya da e, Demokraside çok çok ileride ya da şöyle söyleyelim yani otoriterlikte Erdoğan'ın eline su dökemezler. Ama bir de tabii Türkiye'den daha kötü bir örnek vermek gerekirse orada da Venezuela yap, bakabiliriz kısaca. Yine bu endekslerde Türkiye'den daha otoriter bir örnek varsa o da Venezuela. Orada da tablo şu an için çok parlak değil. Yani Maduro'nun kendisi de biliyor. Yani kendisi de dahil olmak üzere herkes seçimi Maduro'nun kaybettiğini, muhalefetin kazandığını biliyor. Ama Maduro koltuğundan vazgeçmiyor. Ordu ve güç paydaşları ve özellikle de ordu, çünkü Venezuela'da da e, ordu e, önemli bir yer tutuyor. Eğer ordu herhangi bir şekilde taraf değiştirmezse e, ülkenin gidişatı e, Maduro koltuğunu korumaya devam edecek. Ki zaten oradan ayrılmaya çok niyeti yok. Ülke iyice izole olacak, belki de Kuzey Kore noktasına gelecek. Yani Kuzey Kore bugün e, dünya ile iletişimini biraz e, Çin ve Rusya üzerinden sağlıyor zannediyorum. E, Venezuela'da bu gidişte çünkü Avrupa Birliği ve Amerika'nın tavrı çok net, seçimleri tanımıyorlar. Yani herhalde Venezuela'da e, birkaç komşusu üzerinden e, dünya ile bir takım da bağ kurmaya çalışacak. E, ki şunu da söylemek lazım, Venezuela'da yani nüfusun neredeyse dörtte biri zaten ülkeyi terk etti. Yani 8 milyondan fazla insan e, ülkeyi terk etti. Yani öyle ya da böyle otoriter liderler e, yıkılıyorlar. Yani Maduro da yıkılacak, başka otoriter liderler de yıkılacak ama işte ödenen bedeller var. Mesela Bangladeş'te e, yüzlerce gösterici hayatını kaybetti. Ülkeye olan faturası var. Bunu Venezuela'da özellikle görüyoruz. E, harcanan nesiller var. Harcanan ülkeyi görüyoruz. Dediğim gibi ya yani 8 milyon insan. Yani neredeyse Venezuela'nın e, dörtte bir ülkeyi terk etti ki Maduro e, inadını sürdürecek gibi, e, çekilmeyecek gibi Kendisinin öyle bir niyeti yok. Ordunun taraf değiştirmesi lazım. Muhalefetin böyle çağrıları var. Ama ordu da e, şu an için öyle sinyaller vermiyor. Anlaşılan e, ciddi bir değişiklik olmazsa Venezuela'dan e, milyonlarca insan e, kaçmaya devam edecek. Buradan isterseniz bir de İngiltere'ye bakalım. E, yine İngiltere'de de yani 2011'den yana e, yaşanan e, en büyük sokak şiddetleri diyebiliriz. Yani hafta sonu özellikle son 4-5 son hatta bir haftadır ciddi protestolar vardı. E, aşırı sağcılar sokaklarda terör estiriyor. E, İngiltere polisi de 400'e yakın e, gözaltı yaptı. Şimdi diyebilirsiniz ki ya ya bu nasıl taraflı bir yayın? İşte Bangladeş'te göstericiler diyorsun, protesto diyorsun ama mevzu bahis İngiltere olunca e, aşırı sağcılar sokaklarda terör estirdi. E, zannediyorum detaylarına inince e, bana hak verenleriniz olacaktır. Şimdi yine e, Bangladeş'te olduğu gibi İngiltere'de de bu protestoların bir sebebine inelim, bir kökene inelim. Yani bu protestolar nasıl başladı? E, Liverpool civarında Taylor Swift temalı bir dans partisi yapıldı. Ve buraya 17 yaşında e, biri bir saldırı düzenledi, bıçaklı saldırı düzenledi. 3 kız çocuğu hayatını kaybetti. 8'i e, yine çocuk, 10 kişi yani 2 ev 8 çocuk, 10 kişi de yaralandı. Aşırı sağcılar bunun üzerine ayaklandılar. Dediler ki bu saldırgan Müslüman bir mülteci. Bizim çocuklarımızı öldürdü, o yüzden de sokaklara indiler. Ama polis de dedi ki hayır, bu çocuk ne Müslüman ne de bir mülteci. Kendisi İngiltere'de doğdu. İngiltere medyası ailesinin Hristiyan olduğunu ve etnik kökenlerinde Rıvanda'ya dayandığını belirtti. Saldırgan 18 yaşından küçük olduğu için zaten gençlik ıslah evine gönderildi. Ekim ayında da hakim karşısına çıkacak. Ama eee dezenformasyon yayılmaya devam etti. Polis çok net bir şekilde gerçek bilgileri paylaştı. E, medya kanalları gerçek bilgileri paylaştı ama buna rağmen e, bu e, aşırı sağcı gruplar göçmen ve Müslüman karşıtı protestolarını artırarak devam etti. Yani burada hani şunu belki e, parantez içinde söylemek lazım. Ya yani bu zaten aşırı sağcı kitlenin e, hani ahlaki olarak ya da doğruculuk olarak ya da hani kullanılan argümanlar açısından haklı olmak gibi bir derdi yok, üstün olmak gibi bir derdi yok. E, amaçları bağırmak, e, bağırarak karşısındakileri susturmak diyebiliriz. E, dükkanlara saldırdılar, iş yerlerine saldırdılar, araçları yaktılar. Liverpool'da yine bu olayların e, en çok yaşandığı yerlerden bir e, şehirde kütüphaneyi ateşe verdiler. Ki bence burası da önemli. Yani saldırdıkları yerlere bakarsanız işte kütüphane, e, cami, sığınma merkezleri. Yani bu aşırı sağcıların... Ee, hani kim kustukları yerlere bakmak bile çok şey ifade ediyor. Dediğim gibi camilere, kütüphanelere ve e, sığınma merkezlerine saldırıyorlar. E, ki sığınmacıların e, olduğu iki tane otele saldırdılar. Sığınmacıların ikamet ettiği, hatta yakmaya çalıştılar otelleri. Yani Sığınmacıların içinde olduğu e, otelleri yakmaya çalıştılar. E, daha önceki programları izleyenler hatırlayacaktır. İngiltere seçimleriyle ilgili bir program yapmıştık burada. Orada değinmiştik. Yani İngiltere'deki seçim sisteminden dolayı Biraz daha çoğunlukçu bir sistem olduğundan dolayı aşırı sağ çok vekil çıkaramadı. 5-6 vekil çıkarabildi. Ama diğer taraftan da o oranları %14-15 bandında. Yani evet Avrupa'da aşırı sağ yükselmeye devam ediyor. İngiltere'de İşçi Partisi hükümete geldi, sol kazandı. Ama diğer taraftan da zaten torilerle işçilerin birbirine yakınlaştığını merkezde düşünürsek, İngiltere'de de ciddi bir aşırı sağın yükseldiğini aslında görüyoruz. Gölgelerde yükseliyorlar sadece. Yani biraz detaylarına indiğinizde bunu göreceksiniz. Dediğim gibi %14, %15 bandında oy oranları var. Her ne kadar meclisteki vekil sayısı çok olmasa da. Bu protestoların arkasında İslam karşıtı bir örgüt. English Defense League'in League olduğuna inanılıyor. Bu arada yani sokaklarda da şiddet öyle bir seviyeye ulaştı ki. Yani sadece araçlara vesaire değil. Yani buldukları insanlara vesaire de saldırmaya başladılar. Yani bunlar sözde, bu grup sözde işte mülteci karşıtı, işte Müslümanlar istemiyorlar, göçmenleri istemiyorlar. Ama kendi kafalarında da kurmuş oldukları bir stereotip var yani. Onu da belirtmek lazım. Yani sokakta bir siyahi birini gördüklerinde ona Müslüman mısın, Hristiyan mısın işte diye sormuyorlar. Ya da hani başörtülü birini gördüklerinde ona sen mülteci misin, göçmen misin gibi bir soru sorduklarında ben düşünmüyorum. Yani genel anlamıyla ırkçı, faşist, xenofobik, kanun tanımazlar diyebiliriz. Bu insanlar sokaklara indiler. E neyse ki dediğim gibi yani hükümetten zaten çok sert e, açıklama geldi. Muhalefetteki yani ana muhalefetteki e, muhafazakar parti de herhangi bir şekilde yüz vermedi bu haydutlara. Haydutlar derken haydutlar benim e, söylemem değil. Zaten gene itibariyle İngiltere politikası e, bu aşırı sağcı göstericileri haydutlar olarak tanımlıyorlar. Yani yeni başbakan en ağır cezaları istedi. E, polise tam destek dedi, Gerekeni yapın dedi. E, ki hani görüntüler vardı evlerine kaçan bu e, aşırı sağcılar hani bir, bir hatlar yemişler, sonrasında evlerine kaçmışlar İngiltere polisi sonrasında evlerine geliyor, evlerinden alıyor bunları. E, şu ana kadar 400'e yakın e, gözaltı yapıldı İngiltere'de bu aşırı sağcılara karşı. E, tabii bunun neticesinde camilerde korumalar artırılacak, e, Sığınmacıların kaldığı yerlerde de yine e, güvenliğin artırılması bekleniyor. E, yeni başbakan özel bir e, polis grubu kurulacağını açıkladı e, bu göstericilerle ilgili. Ee, yine İngiliz, İngiliz bir etkili şunu söyledi. ya yani Bu aşırı sadece eskiyalar toplumdaki en savunmasız, en savunmasız kişilere saldırdılar dedi. Yani 200 kişi, 200-240 kişi yakmaya çalıştılar. Yani İngiltere'de en azından e, merkez siyasetin genel anlamda hem İşçi partisinin hem de muhafazakar partinin e, herhangi bir şekilde e, bu haycullara yüz vermediğini görüyoruz. Bu en azından olumlu bir gelişme. E, yani hükümetin söylemine bakılırsa da e, bu haydutlara çok acımayacaklar. Yani bu terörden sorumlu olanlar Başbakanın ifadelerine göre bunun bedelini ödeyecekler ki Başbakan dediğim gibi yani pişman olacaksınız dedi. Ağzından bu cümleler döküldü. bu işe kalkıştığınızda pişman olacaksınız dedi ve sadece sokak sokaktakileri hedef almadı. çünkü bu işin bir de arka planında ciddi anlamda dezenformasyon yayan, sosyal medyada bu kitleleri hareketlendiren e, değişik gruplara iftiralar atan, yalanlar üreten ve öyle ya da böyle e, bu ateşi harlayan bir grup vardı. Onları da hedef aldı. Sosyal medyadakileri de e, hedef aldı ve e, İçişleri Bakanı'ndan da yine benzer bir açıklama geldi. O da diyor ki, e, bu haydut isyancılar için e, cezaevindeki yerleri hazır, diyor. E, yani Dediğim gibi hani bu grupların öyle doğruculuk ya da ahlaki üstünlükle bir alakaları yok. Yani daha mantıklı argümanlarla bunları e, ikna etmeye çalıştığınızda da bundan çok bir sonuç alabileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi sizi genelde dinlemezler. Hatta susturmaya çalışırdılar. E, umarız İşçi Partisi ki zaten daha e, ne derler çiçeği burnunda mı derler? Daha göreve geleli bir ay oldu. E, zor bir sınav veriyor şu an İşçi Partisi. Umarız e, hükümetin söylemleri e, pratiğe dökülür ve cezalandırılırlar. Burada yine Elon Musk'la ilgili de bir şey söylemek lazım. Elon Musk'la İngiltere hükümeti arasında da e, bir gerilim yaşanıyor. Çünkü hem e, bu ee, iç savaş kaçınılmaz tarzında bir tweet attı Elon Musk. Ee, tabii ki bu İngiltere hükümetini biraz sinirlendirdi. Sonrasında aradaki tartışma biraz daha alevlendi. Elon Musk'ın bu e, çatışmalarla ilgili yorumlarına zaten bir kızgınlık var. Bunun yanında e, tabii ki bu aşırı sağın örgütlendiği, e, bu dezenformasyonun yayıldığı en büyük platformlardan bir tanesi de Twitter. Ve e, Elon Musk Twitter'ı... Aldığından beri e, Twitter'ın yönetimi hem Avrupa Birliği'nde hem İngiltere'de hem de diğer birçok ülkede e, soru işareti olmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde e, Avrupa Birliği'nde Birliği ile Birliği zaten Elon Musk arasında, Twitter arasında gizli bir savaş var. E, buna İngiltere'nin de e, dahil olduğunu e, görebiliriz. Buradan e, isterseniz bir de Orta Doğu'ya bakalım. Orta Doğu'da e, pek çok yeni gelişme var ama değişen de pek bir şey yok açıkçası. E, İsrail, Gazze'de soykırımına devam ediyor. Yani Ölü sayısı 40 bine dayandı, e, yaralı sayısı da 100 bine yaklaştı. E, tabii bir de yıkıntıların altında tespit edilemeyen ölüler var. Binlerce insanın da yıkıntıların altında olduğu düşünülüyor. E, yani neredeyse nüfusun onda biri öyle ya da böyle ölü ya da yaralı durumda. E, geçtiğimiz günlerde, pazar günü, hafta sonu, e, İsrail iki okulu bir de hastaneye vurdu. Artık maalesef bunun neredeyse haber değeri yok çünkü yani hastane, okul, kadın, çocuk ayrımı yapmadan zaten 7 Ekim'den beri İsrail vuruyor, vurmaya devam ediyor yani soykırım böyle bir şey öyle diyelim. E, tabii ki Gazze'de yani artık ortada bir enkaz var zaten görüntülerde de görüyorsunuz bunun tabii birçok sonucu var bunlardan bir tanesi de artık Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda e, daha önce işte Mısır'a ve Lübnan gibi işte bölgedeki ülkeler, ülkelere gönderiliyordu e, Gazze'deki yaralılar. Belçika, Avrupa'da bir inisiyatif aldı. Diğer Avrupa ülkeleri de zannediyorum buna katılacak. Ve 4 kanser hastası çocuk Belçika'ya getirildi. Yani artık Gazze'deki zor durumda olan, orada tedavisi yapılamayan ya da bölgede de artık ciddi dediğim gibi bir hani bölgedeki ülkelerde artık yetişemiyorlar buradaki yaralılara. Artık Avrupa'ya getirilecek bu yaralılar. 4 çocuk kanser hastası yani kanser zaten başlı başına çok büyük bir sağlık problemi ama bunun yanında bu çocukların tek probleminin e, kanser olmadığı da görülüyor Belçikalılardan yapılan açıklamalara göre yani mental olarak zaten hani hani kelimelerle nasıl anlatırsınız mental olarak zaten ne kadar iyi olabilirler? E, buna ek olarak artık bölgede e, ciddi hijyen problemleri var aylardır var e, su gibi en temel ihtiyaçlardan e, uzak e, bir toplumdan bahsediyoruz orada tabii ki bunun Çıkarmış olduğu e, sağlık problemleri de oluyor, özellikle bu çocuklarda e, çocuk felci ve birçok enfeksiyon e, görülebiliyor. Diğer taraftan e, Netanyahu'nun bölgedeki politikalarına bakacak olursak, Netanyahu'nun e, çatışmayı bölgeye yaymak istediği açık. Yani buradaki en büyük sebeplerden biri de şu olabilir: Nasıl olsa Amerika fonluyor diye düşünüyor olabilir Netanyahu. Yani ABD herhangi bir şekilde İsrail'e daha önce belirttiğimiz gibi bir kırmızı çizgi çekmedi bölgede, e, çekmemeye de devam ediyor ki Gazze dediğim gibi zaten yerle bir oldu ve artık Gazze'nin yani bir enkaz haline gelmesi belli ki e, Netanyahu'nun koltuğunu korumaya yetmeyecek gibi. Artık Netanyahu'nun e, başka yeni çatışmalara ihtiyacı var belki de koltuğunu e, koruyabilmek için ve e, biraz da rahat, nasıl olsa Amerika polunuyor diye düşünüyordur zannediyorum. Diğer taraftan İran'dan bir açıklama geldi. Çatışmanın diğer taraflarından bir tanesi. Yani tansiyonu artırmak istemiyoruz ama daha fazla istikrarsızlığı önlemek için İsrail'i cezalandırmak gerekiyor dediler. ABD zaten G7 zirvesinde, Blinken'da bunu açıklamıştı. Yani 24 ve 48 saat arasında bir saldırı bekliyoruz. Yani İran'ın saldırısının eli kulağında yorumları var. İran'ın ve uydularının, Hizbullah'ın da dahil olduğu İsrail'e bir saldırı yapılacak endişesi var Amerika'da. Amerika bu yüzden de bölgedeki varlığını artırmaya devam ediyor zaten. İsrail'in güvenliği için, İsrail'in güvenliğini artırmak için bölgeye yeni ekipmanlar gönderdi. Öyle söyleyelim. Tabii bunun Amerika'ya da bir takım etkileri oluyor. Mesela yani 4 ay öncesinde hemen hemen aslında benzerini yaşıyoruz. Ona da birazdan gelirim. ABD üstüne yine bir saldırı oldu. E, pazartesi salı, Salıya bağlayan gece zannediyorum. Orada da Amerikalı askerler yaralandı. E, Tabi diğer taraftan yine gözden kaçmaması gerekiyor. E, bu Rusya e, Savunma bakanı mı diyelim, e, Sergi Şogu, e, Tahran'a gitti Pazartesi günü. Bir görüşme yer oldu. Hemen sonrasında da bir açıklama geldi. E, bu hava savunma sistemleri gönderecekmiş Rusya İran'a. Yani bir taraftan da e, Rusya'da Amerika'ya karşı e, İran'a. Bir takım desteklerde bulunmaya devam ediyor. Ee, dediğim gibi eli kulağında Orta Doğu'da yine gergin bir bekleyiş var. Yani İran'ın İsrail'i nasıl cezalandıracağı soru işareti. Ee, bu programı da salı günü çekiyoruz. Dediğim gibi belki de e, salı, çarşambaya bağlayan gece yeni gelişmeler olabilir. E, günlerdir Amerikalılar e, bu gelişmeleri bekliyorlar. Bir taraftan da ciddi bir diplomasi trafiği var. Hem e, İran, İran'la direkt Amerika görüşmüyorsa bile bölgedeki diğer ülkelerle İran'ı vazgeçirmeye çalışıyorlar. 4 ay öncesinden bahsetmiştim. Hatırlarsanız yüzlerce füzecik göndermişlerdi İran tarafı. Yani üzerimize düşeni yaptık demek için. Burada yalnız şunu da anlamak lazım. Yani İran'ın yani öyle bir İran'dan bahsediyoruz ki İran mesela Hamas liderini Tahran'da koruyamadı. Kendi baş, kendi başkentinde koruyamadı. Diğer taraftan yine kendi Cumhurbaşkanı hatırlarsanız yani birkaç ay önce İran Cumhurbaşkanı helikopter kazasında öldü. öldü. Yani eski hurda bir helikopter. Yani İran'ın mevcut durumu bu. Yıllardır zaten çok ciddi bir şekilde ABD başta olmak üzere Batı ülkelerden yaptırım uygulanıyor İran'a. Haliyle yani İran'ın ABD destekli bir İsrail karşısında ne kadar ciddi bir tehdit olduğu da ciddi anlamda sorgulanır. Yani İran'ın niyeti olsa bile İsrail'i ne kadar cezalandırabilir, bunun için ne kadar kapasitesi var? Yani bunun da tabii ki tartışılması gerekiyor ama dediğimiz gibi birçok ülke ve yetkili şu an İran'ın cevabını bekliyor. Bu arada İsrail hani daha önce mi saldırsak? İsrail'de de böyle bir seçenek var. Yani madem İran bize saldıracak, biz bu saldırı niye bekliyoruz? Daha önce daha önce saldıralım gibi bir takım argümanlar dönüyor İran'da. Yani 4 ay önce yaşanan atmosferin bir benzeri var. Yani kim bilir? Belki bu sefer yine bu krizi aşacağız ama 4 ay sonra başka bir kriz çıkacak. İsrail çok uzun zamandır İran'ı aşağılamaya devam ediyor, İran'da aşağılanmaya devam ediyor. Orta Doğu krizlere doymuyor, kriz üstüne kriz görüyoruz. Tabii burada ABD'nin genel olarak almış olduğu tavır da ciddi ciddi eleştirilere sebep oluyor. Yani ne zaman İsrail bir saldırı gerçekleştirse, işte aman düzenimiz bozulmasın, tansiyonu düşürelim açıklaması geliyor bütün bölgedeki ülkelere. Ama aksi bir durumda bütün gazetelerin başlıklarında, bütün siyasetçilerin özellikle ABD'de ağızlarında İsrail'in kendini savunma hakkı vardır manşetini görüyoruz. Bu arada malum Hollanda'ya geçelim. Hollanda'da mahkeme devam ediyor. İsrail ve Hamas yetkilileri, İsrail yetkilileri bir yerde soykırımla suçlanıyorlar. Hamaslı yetkililer de orada yine suçlanıyorlar. Orada kayıtlara geçmesi gereken yeni bir açıklama geldi İsrail Finans Bakanı'ndan. Bakan Be Bezalel Smotri ee, şöyle bir açıklaması var. Ee, İsrailli rehineler iade edilmediği sürece Gazze'deki 12 milyon, 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermek haklı ve ahlakiymiş. Böyle bir açıklaması var. Ee, biliyorsunuz İsrail'de yine aşırı sağcılar bu Gazze'ye giden yardım tırlarını kundaklıyorlardı. Diyorlardı ki eğer rehineleri vermiyorsanız buradaki 2 milyon insanın ölmesinde bir problem yok. Bu gayet mesrudur şeklinde argümanları vardı. Bu İsrail Finans Bakanı da benzer şeyleri e, dinlendirmiş. E, tabii ki bu gibi söylemler en azından İsrail'in, İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin e, niyetini ortaya koyması açısından önemli biliyorsunuz. Mesela o insan-hayvanlar açıklaması yapmışlardı. Zannediyorum da çok pişman olmuşlardır. Çünkü o mahkemede o yaptıkları açıklamalar önlerine gelince e, açıklamakta biraz zorluk yaşadılar. E, umarız bu gibi e, açıklamalar da o kayıtlara geçer. Diğer yandan birçok ülke vatandaşlarına Lübnan'ı terk edin diyor ama şöyle bir problem var. Birçok hava yolu şirketi insanlarda daha önce davrandı ve Lübnan'ı terk ettiler. Haliyle bilet fiyatları da fırlamış oldu. Dünya Sağlık Örgütü de tonlarca tıbbi yardım gönderdi Lübnan'a. Bakın Gazze'ye değil, Lübnan'a neden, nasıl olsa yakında kullanmak zorunda kalacaksınız diyorlar zannediyorum. Orta Doğu'da durum bu. Tansiyon düşmüyor, tansiyon artmaya devam ediyor. Gergin bir bekleyiş var. Bu tansiyon nereye kadar artacak? Ne zaman düşmeye başlayacak? Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Buradan bir de isterseniz Rusya'ya geçelim. Rusya'ya bakalım. Şimdi Rusya casuslarına kavuştu. Trump da tebrik etti. Ama öncesinde bir F-16'lara bakalım. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Ukrayna ilk F-16'larına kavuştu. Hollanda'dan geldi ilk F-16'lar. Devamı da gelecek. Diğer ülkelerde, birçok NATO ülkesi de zaten daha önce Ukrayna'ya F-16'ların sözünü vermişlerdi. Birçok pilot da zaten belki bir yıldır, belki daha uzun süredir batılı ülkelerde bu F-16'ları kullanmak için eğitiliyorlar, Ukraynalı pilotlar. Rusya ise tabii ki bu karara tepkili. F-16'ların Ukrayna'ya gönderilmesine tepkili ama iddialı bir açıklama yaptılar. Sayıları zamanla azalacak ve bir gün bakacaksınız ki tamamen yok olmuşlar, dedi Rus yetkililer F-16'lar için diğer yandan iki tarafta da var bu problem. Yani artık Ukrayna'da da mesela hapishanedekiler cepheye gönderiliyor. Artık gerçekten savaşmak insan bulmakta zorlanıyorlar. ve Putin bunun çaresini başka bir şekilde normalde biliyorsunuz özellikle seçimden sonra ve seçim öncesinde bu işte Putin tekrar seferberlik ilan edecek mi tartışmaları vardı. Putin hiç keyfini bozmadı neden? Çünkü herhangi bir şekilde bir seferberlik ilan ettiğinde popülaritesine bu zarar verebilirdi. Onun yerine farklı bir formül buldu O da şu e, cephedeki Rusları e, paraya boğuyor her ne kadar bazı ekonomistler bunu ileride çok ciddi e, ekonomik dengesizlikler yaratacağını savunsa da e, Putin'in e, yani bu konudaki politikası biraz net gibi ki Ağustos başında yani Temmuz ayının son gününde e, bir kararname imzaladı bu kararname ile artık cephedeki Ruslar yani ortalama Rusya'da kazanılan ücretin 3-4 katı para kazanacaklar ki bazı şehirler ayrıca hani devletten ayrı olarak bazı şehirlerde mesela Moskova'dasınız Moskova'dan Gitmişseniz oraya Moskova Belediyesi de size bir para ödüyor yani yeri geliyor Hani normal Rusya'da ortalama ücretten 5-6 kat daha fazla para kazanabiliyorsunuz Buna ek olarak yine ilk hani orduya gitmemiş olsanız bile ilk gidip kayıt olduğunuzda yani gönüllü asker olarak yazıldığınızda Sonrasında sizi orduya çağıracaklar Orada da 5000 dolara yakın para Alacak şu an e, gönüllü olarak olanlar Rusya'da. E, yani Temmuz'a oranla yani bir ay öncesine oranla iki katından fazla artırıldı bu ücret. Yani 2.400 dolar vesaireydi zannediyorum. Şu an e, 5.000 dolara e, çekildi bu para. Haliyle e, Putin seferberlik ilan etmek yerine e, Rus insanına, Ruslara para teklif ediyor. Cepheye gitmeleri için ve ciddi paralar teklif ediyor. Yani normalde kazanamayacağınız paraları teklif ediyor Rusya'da. E, diğer taraftan e, Trump'dan bahsedelim. Trump hafta sonu Putin'i tebrik etti. E, neden e, biliyorsunuz? Geçen hafta bir e, esir takası gerçekleşti. Ya buna da esir takası demek, suçlu takası demek. Yani çok e, karışık bir durum var ortada. Gerçekten e, esir olarak tutulanlar var. Mesela gazeteciler var. Diğer taraftan e, bir takım suçlular var. Suçlu olduğu çok açık isimler var. E, ama son itibariyle e, Batıya 16 kişi iade edildi. Batılı ülkelere. Rusya'ya da e, ikisi çocuk 10 kişi iade edildi. E, yani burada Trump'ın açıklaması şu. Trump diyor ki e, Putin bizim Biden'ı kandırdı, bu işten karlı çıktı diyor. Ve dünyanın en büyük katillerinden biri serbest kaldı diyor. E, burada tabii ki dünyanın en büyük katillerinden biri dediği isim e, Almanya'dan iade edilen e, Vadim Krasikov. Yani ki Ruslar da kabul ettiler bunun e, Rus ajanı olduğunu. Ee, yıllar önce Berlin'de sabah vakti, yani gece de değil, sabah vakti Alman parlamentosuna, o binalara e, yakın bir yerde, yakın bir parkta e, bir muhalif çeçeğini öldürmüştü. Ve ömür boyu hapis cezası almıştı. E, birkaç yıl hapis yattıktan sonra şimdi Rusya'ya e, iade edildi bu isim. E, dediğim gibi Rusya zaten gizli servis çalışanı olduğunu doğruladı. E, Alfa diye özel bir ekipte görevliymiş. Özel bir ekipte görevliymiş. Yani üst düzey bir e, Rus istihbarat ajanıymış. Ee, yine Slovenya'dan bir çift vardı, ee, karı koca, iki de çocuğu. Onların da yine Rusya'sı olduğunu kabul etti e, Rusya Devleti. E, ve Putin, burada ekranda görüyorsunuz, e, gelenleri, gece vakti gelenleri, e, ana vatan sizi asla unutmadı diyerek e, karşıladı. E, ama burada şöyle bir detay vardı. Şu e, gelen, işte bu aile, iki tane çocuk. Bu iki tane çocuğa Putin, e, Verdiği çiçeğin yanı sıra e, bu henüz moches dedi yani İspanyolca zaten gece vakti e, iyi geceler dedi peki e, neden İspanyolca dedi e, çünkü bu çocuklar e, Rusça bilmiyorlar e, Rus yetkililerin açıklamasına göre bu iki çocuk uçağa 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 binene kadar yani Ankara'dan e, Rusya'ya e, doğru hareketlenen eden uçağa binene kadar e, Rus olduklarını da bilmiyorlarmış anne babalarının e, Rus olduklarını da bilmiyorlarmış e, Rusça da bilmiyorlar dediğim gibi. E, i̇ki Rus ajanı e, Slovenya'da, Arjantinli gibi takılıyorlarmış, e, ama yakalanmışlar. Şimdi yad edildiler Rusya'ya. Yani bu iki çocuk Sofya 11 yaşında, Daniel 8 yaşında, Arjantin'de doğmuşlar ve evde e, ebeveynleri İspanyolca konuşuyor. Çocuklar Slovenya'da İngilizce eğitim alıyor. E, 2022 Aralık'ta e, anne ve baba yaka'yı ele veriyor e, ve neredeyse 20 aydır çocuklar koruyucu bir ailede. Öyle ki yani Rusya bilmedikleri gibi Rusya bilmedikleri gibi Rusya'yı da bilmiyorlar yüksek ihtimalle. E, Putin'i de tanımıyorlar. Ee, böyle ilginç bir hayatları var bu iki çocuğun, iki Rus ajanı, ee, iki Rus ajanı, anne babanın iki çocuğu, öyle söyleyelim. Ee, bu arada şunu da ekleyelim. Malum, e, bazı yani batılı ülkelere getirilen e, bu takas kapsamında insanlar arasında e, bazı Rus muhalifler de var ve bunlardan bazıları her ne kadar durumdan memnun olsa da e, diğer bir iki isimse açıkçası biraz rahatsız e, bu yaşananı zorla sınır dışı edilme olarak görüyorlar. Yani benim iznim alınmadı diyenler var. Yani Rus muhalif İlya Yaşin, yani teşekkür ederim beni düşündüğünüz için ama benim yerim Rusya diyor. Ee, diğer taraftan yine başka bir muhalif Andrei Piparov, ee, o da yani Rusya'da olmak isterim ama Putin geri dönmemize izin vermeyecek, onu da biliyorum diyor. Yani bunu e, hapisteydi bu isimler e, ama zorla sınır dışı edilme olarak e, görüyorlar bu yaşanan takası. Ek olarak belki geçen hafta Ensar bahsetmişti. E, Mali'de Wagner askerleri ciddi bir e, tuzağa düşmüşlerdi. Tabii o Wagner askerlerinin arasında... Mali askerleri de vardı. Yüzden fazla kişi öldürmüştü. Hem Mali ordusundan hem de Wagner askerlerinden. 80'e yakın Wagner askeri, bir 40-50'ye yakın da Mali ordusundan zannediyorum. E, tabii ki Wagner'in aksiyonlarına baktığımızda onları asker demek ne kadar doğru bu da tartışılır. Ama diğer taraftan da zaten bölgedeki birçok ülkenin askerleri de e, zannediyorum. E, onlar da birçok insan hakları e, ihlaline yol açıyor. Yani Ukrayna tarafından ana konuya geçmek gerekirse Ukrayna tarafından bir açıklama gelmişti. Yani e, bizim de parmağımız var şeklinde. Yani aslında istihbaratları biz verdik demişlerdi bu Wagner askerlerinin pusuya düşmesinde. Bunun üzerine Mali de Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. E, çünkü orada birçok Mali askeri de hayatını kaybetti. Mali'de 2021'den bu yana çok şey değişti. Yani ülkede daha önce Fransa'nın ciddi bir kontrolü varken e, 2021'den bu yana e, Fransızlar e, gönderildi ülkeden. Onun yerine Rusya'nın artık ciddi bir etkisini görüyoruz. Rusya yalnız bir yönetim görüyoruz ve Wagner ordusu da oradalar. Diğer yandan son bir haftada tabii ki Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Ukrayna biz bir en azından bir uçağı vurduk dediler. Bir uçakta yani bir uçak imha edildi. Diğer bir iki uçak da hasar almış olabilir dediler. Yine Sivastopol'da Sivastopol'da bir Rus denizaltısını vurdun iddia ettiler. Rusya ise doğuda toprak kazanmaya devam ediyor. En azından Rusların iddiaları bu şekilde. Ukrayna'dan da bir yalanlama gelmiyor. Son olarak isterseniz bir de olimpiyatlara bakalım. Olimpiyatlarda e, ABD ve Çin birincilik için yarışıyorlar. 2020'de e, ABD çok az bir farkla e, olimpiyatlarda birinci olmuştu. Yani ABD 39, Çin 38 altın madalya almıştı e, 2020 olimpiyatlarında. E, şu an Paris'te de iki ülkede 20'nin üzerine çıktı. E, ABD'de bu zannediyorum son güncel tablo değil. E, şu an iki ülkede 20'nin üzerine çıktı diye biliyorum. Olimpiyatların bitmesine az bir zaman kaldı. E, bu pazar günü. Bakalım tablo nasıl şekillenecek. ABD ve Çin arasındaki e, birçok e, sektörde olan, birçok alanda olan e, rekabet diyelim. Olimpiyatlarda da devam ediyor. 2020'de Amerika bir altınla önde kapatmıştı. Bakalım Çin romanşı alabilecek mi? Diğer taraftan Türkiye'ye bakacak olursak 2020'de Türkiye iki altın almıştı. Mete Gazoz, okçuluk ve Bu sürmedeli sürmelili boxta. E, ama Paris'te bu iki isim elendi. E, Mete Gazoz her ne kadar çiftlerde takım arkadaşıyla beraber beraber bronz alsa da e, bireyselde madalya kazanamadı. Bu Senas e, sürmeli de aynı şekilde e, madalya alamadı bu Olimpiyatlarda ve maalesef şu an 2020 2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye'nin hiçbir altın madalyası yok. Yani böyle son yıllara dönüp baktığınızda. Türkiye'nin hiç altın madalya kazanamadığı son olimpiyatlar 1984 Los Angeles olimpiyatları. Yani son 40 yılda öyle ya da böyle birer ikişer de olsa olimpiyatları boş geçmemişiz, altın madalya kazanmışız. Ama Paris olimpiyatlarındaki tablo çok iyi değil. Şimdiye kadar bir gümüş, bir bronz madalya var. Ki Şunu da ekleyeyim, 1,5 milyon nüfuslu Kosova'nın da bir bronz ve bir gümüş madalyası var. Bakalım, yani bekliyoruz. E, tabii... Yani umarız kadın voleybol takımımız bir altın getirir. Yani saatler önce Çin'e karşı müthiş bir galibiyet aldılar. Yani olimpiyatlarda, voleybolda ilk kez yarı finale çıktık onlar sayesinde. Onları tebrik edelim. Hedef tabii ki orada altın madalya ama altın madalya kazanmak da çok zor. Onu da belirtelim. Çünkü özellikle son dört takım zor bir cendere orası. Sırbistan-İtalya maçının galibiyle oynayacaklar. Sonrasında yine kazanabilirlerse bir final maçı olacak. Çok zorlu bir iki maç bekliyor. Dediğimiz gibi daha önce e, olimpiyatlarda hiç çare çıkamamıştık voleybolda. Bize bir iki yaşattılar. E, umarız altın madalya kadar yürürler. E, şu an altın madalya e, hayalimizin olduğu branşlardan bir tanesi voleybol. Voleybol dışında da e, boksta biraz e, biraz değil aslında. Haliyle ümidimiz devam ediyor. E, Hatice Akbaş bir finale çıkacak. E, ayın 8'inde, 8 Ağustos'ta Çinli rakibiyle karşılaşacak. E, yani orada gümüş madalya garanti eğer rakibini yenerse e, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki ilk altın madalyamızı Hatice Akbaş'ta kazanmış olacağız. Yine Esra Karaman, onun da hala ciddi madalya şansı var, altın madalya şansı var yarı finalde. Yani hala 2 hatta 3 altın madalya şansımız var. Ama eğer hiçbir altın madalya çıkaramazsak o da çok büyük bir hayal kırıklığı olacak 2024 Paris Olimpiyatları'nda. Yani dediğim gibi en son 1984'te Los Angeles'ta hiç altın almadan dönmüşüz olimpiyatlarda umarız böyle bir şey tekrarlamaz. Umarız altın madalyayı alırız. Evet, genel itibariyle e, dünya turnu böyle 60 bitirmiş olalım. Dediğim gibi Ensar'ın yokluğunda yokluğunda e, biraz idare etmeye çalıştık. Öyle söyleyelim. E, sizlere iyi bir hafta diliyorum. Haftaya e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.